Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın bileşenleri Uşak'ta yürüyüş gerçekleştiriyor. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Uşak Kent Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı partilerinin milletvekilleri, yerel yöneticiler ve partililer de yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca sloganlar atan kalabalık, Türkiye'nin demokratik değerlerine, adaletin sağlanmasını ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Yürüyüşe katılan Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, Millet İttifakı'nın il yöneticileri ve vatandaşlar Uğur TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bir final maçı var. Bu maç 90 dakika, 0. dakikadan başlayacak. Maç 0-0. Onun için tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. Bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı seçim değil. Bu seçim ülkenin rejiminin oylandığı bir seçim. Ben herkesin en azından bir kişiyi bugün aramasını, yarın oy kullandığı sandıklara sahip çıkmasını, tarih yazdığımız bugün de bu demokrasinin, bu başarının parçası olmaya çağırıyorum. Birinci turda salladık, ikinci turda da kazanacağız inşallah. Bu coşkulu kalabalıkla beraber inşallah iktidar yüzü göreceğiz. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Pazartesi günü hepimiz normalleşip ülkeyi yeni nesillerimize bırakacağız inşallah diyorum. 3 aylık, 4 aylık hatta genel başkanlarımızın başlamış olduğu 1,5 senelik bir çalışmanın artık son noktasına geldik. Çok güzel bir kalabalık var işte, görüyorsunuz. Hem millet, artık millet bir şeyin değişmesini istiyor, değişiklik istiyor. Uşak'ta gördüğüm ortamla da bu iş sahada bitmiş vaziyette. Yarın da inşallah hep birlikte sandıklara da sahip çıkarak bu ucube sistemden kurtulacağız. Yani işin özü birleşe kazanacağız. İkinci turda seçmenimiz çok heyecanlı. Büyük bir katılım var. Coşkuyla da bir yürüyüş yapıyoruz. İnşallah pazartesi bu kutlamayı yapacağız. 28 Mayıs pazar günü saat 6.30-7'de Türkiye'nin kaderi artık yavaş yavaş belli olacak. İl başkanlarımızla beraber her türlü faaliyetlere katıldık. Rabbim bu saatten sonra hayırlısını nasip eylesin. Kim kazanırsa Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü inşallah devam eder. Tek dileğim Rabbimden Türkiye'ye birlik ve sıhhat diliyorum. Şu kalabalığı gördükten sonra bunun bu sefer olacağına inanıyorum. Artık 21 yıl yeter diyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin önü açılsın istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve bu sefer olacağına inanıyorum. Sayın gençler, ümitsizliğe sakın kapılmayın. Harika bir gelecek Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında sizleri bekliyor. Gençlerin ümitsizliğe kapılmadığı, gelecek kaygısı ve iş kaybına uğramadığı muhteşem bir gelecek sizleri bekliyor. Kesinlikle beyin göçü yapmayacağınız ve hak, hukuk, adalet içerisinde yaşayacağınız harika bir gelecek bekliyor. O yüzden 28 Mayıs'ta sandıklara gidelim ve Cumhuriyet Halk Partisi yani Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na boyumuzu verelim. Vallahi biz iktidar olacağız. Buna sonsuz gücümüzle inanıyoruz. Bizi yıldıramayacaklar. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. İtaat etmiyoruz. Çok coşkulu bir yürüyüş bu sefer. Bu sefer gerçekten kararlıyız. Birleşe kazanacağız. Daha güzel bir geleceğimiz olacağını düşünüyoruz. Vallahi çok heyecanlıyız, umutluyuz. Kalabalık, kazandık yani. Ekrem Başkan dediği gibi aramıza kalsın, kazandık. Çok yoğun bir katılım var. Hala dört yolda. 28 Mayıs'ta hak, hukuk, adalet için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için her şeye uğraşıyoruz. Sandıklara sahip çıkacağız. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen sandıklara sahip çıkalım.